Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Samsun'da düğün gecesi ölen 24 yaşındaki damat Eray Aktaş'ın ailesi şokta. Baba Recep Aktaş oğlunun gerdek gecesi kalp krizi sonucu öldüğünü düşündüklerini ancak kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için adli tıp incelemesinin sürdüğünü belirtti. En mutlu günlerinde eşini kaybeden 20 yaşındaki Merve Uzun'un bunalıma girdiği, çiçeği burnunda geline psikolojik destek verildiği öğrenildi. Çarşamba ilçesinde bakkal dükkanı işleten Eray Aktaş, ailesinin görüp beğendiği Merve Uzun'la yaklaşık 4 ay önce görüşmeye başladı. Kısa sürede evlenmeye karar veren gençler durumu ailelerine bildirdi. Aktaş ailesi kız evine gidip Merve'ye talip oldu. İki ailenin de onayı alınınca gençlerin düğün hazırlıkları başladı. Çift 2 ay önce sözlendi. Geçen ay nişanlandı. Eray Aktaş ve Merve Uzun çifti geçen cuma günü ilçe merkezinde bulunan Yeşilırmak Düğün Salonu'nda dünya evine girdi. Ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı törende Aktaş ve Uzun bol bol dans ederek eğlendi. Gece saat 24 sıralarında düğün sona erdi ve çiçeği burnunda çift ilk gecelerini geçirmek üzere orta mahalledeki yeni evlerine doğru yola çıktı. Konvoy genç çiftleri eve bıraktı. Baba Recep Aktaş diğer 3 oğlunu alarak köylerine giderken 48 yaşındaki anne Güner Aktaş da kapı komşularında kaldı. Gece saat 3 sıralarında genç kadın kayınvalidesini arayarak eşinin rahatsızlandığını söyledi. Bunun üzerine eve koşan Güner Aktaş, oğlunu yatakta hareketsiz bulunca hemen ambulans aradı. İlçedeki devlet hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen damat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm sebebinin tespiti için damadın cesedinden alınan numuneler Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Düğünden bir gün sonra cenaze Terme ilçesi Emir Yusuf Köyü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Recep Aktaş doktorların kendisine oğlunun kalp krizi geçirdiğini söylediğini belirterek daha önceden bir rahatsızlığı yoktu. Gerçek otopsiyle ortaya çıkacak dedi. Oğluyla gelininin evliliğinin çok hızlı geliştiğini söyleyen baba Aktaş, evlenmeye karar verdiler. 3 ay içerisinde istedik, sözlendirdik, nişanladık, cuma akşamı da düğün yaptık. Çok güzel bir düğün oldu. Sonra da bu olay yaşandı. Benim 4 oğlum vardı, kızım yoktu. O yüzden gelinim Merve'yi kızım gibi seviyordum. Kendisi de yaşadığı olay nedeniyle şoka girdi. Ailesinin yanına gitmek istedi. Psikolojik destek almaya başladı diyerek konuştu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken bir günde dul kalan gelinin psikolojisi uygun olmadığı için halen ifadesinin alınmadığı öğrenildi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomun da burada sonuna geldik.